Teşekkürle başlamak istiyorum. Beni besleyen, büyüten, ekonomiden alan, böyle prime time'da gel sen talk show yap diyen, bir de üzerine para veren kanalıma teşekkürü borç bilirim. Zira ben kendi istediğim konukları çağırabiliyorum. Canım kimi çekiyorsa çağırıyorum. Oh, bütün sevdiklerimi karşıma topluyorum. Öyle oluyor. Çünkü 2006 yılına geri döndüm mesela bu program için. Bir tarafta o zaman Londra'da yaşıyordum. Eşimle beraber Hatırla Sevgili dizisi vardı, onu izliyorduk. Orada bir böyle genç bir doktor vardı. Değil mi? Böyle idealist, solcu o dönem işte böyle. Ay dedim, bu kadın ne ya, Fransız yeni dalga akımı gibi. Bu ne, Charlotte Rampling gibi böyle tipe gel dedim. O dönemden hayranlığım başladı. Sonra Zeki Demirkubuz'un Kıskanması'yla beraber, Kıskanmak filmiyle beraber. Bu ne ya demem daha da arttı. Diğer tarafta yine 2006 yılım. Türkiye'ye tatile gelmiştik. Ankara'dan Kaş'a kadar. Beynimizi yedi. Allah'ım. Yedi beynimizi, yedi. Dönüşte bir daha yedi. Kaş Kalkan arasında bir daha yedi. Bu adam kim ya dedik. Ama bir taraftan da ya içimizi kıydı. Bu adam hep mi terk edilir? Karşıdan karşıya geçiyor, elini bırakıyor kadın adamın. Ya da gidiyor bir apili. Ya nasıl hatırlamam? 1000 kilometre falan dinledik. Bütün şarkı sözlerini ezbere biliyoruz. Yıllar geçti aradan. Ne oldu o zaman, fakir ama onurlu bir genç kız vardı. Evet. Şimdi aldın mı karşıma bütün sevdiklerimi? Şimdi o müthiş konuşmayı kameralara yapabiliriz. Yapabiliyorum artık. Çok sağ olun ya, iyi ki geldiniz. Ay, teşekkür ederiz. Hayat nasıl gidiyor? Hocam hala böyle şey mi? Kalp ezik mi? Şarkı sözleri açısından mı? İçimiz çekiliyor mu hala, ne oluyor? Vallahi siz en son nerede dinlemeyi bıraktınız? Ona da bağlı biraz. Biz sonra dedik ki hani baktık boşanma arifesine geldik. Oradasınız abi. Dedik, isabetli olmuş. Evra'yı da dinlemeyelim dedik. O konsept devam. Yani çünkü şey, o benim sevdiğim işlerin yansıması olduğu için öyle devam ediyorum. O tip şeyleri dinliyorum, öyle şeyleri seviyorum. Yani o böyle hani balat, şey, depresif. Yani kendi içinde farkları vardır albümlerin falan ama genel olarak devam yani. Yani o sound'dan devam O böyle. Temel bir değişiklik yok yani. Birden şöyle hani şu yılda neşeli değiştirdim oldum artık. Neşeli falan yok. Bir kere böyle öyle bir şarkı yaptım, taşa tuttular beni. Ondan sonra bir daha hiç yapmadım. Neydi hocam o ya? Ben kaçırmışım. Ölünmüyor diye bir şey yaptım. Bayağı ciddi şeymiş benim dinleyici kitlem. Yani biliyordum tabii. İnsanlar hani ilk ne duydularsa benzer şeyler bekliyorlar ama bu kadar o depresif şeye, ruh haline, şarkılardaki o ruh haline bu kadar bağlı olduklarını falan bilmiyordum. İnanılmaz böyle, bir daha yapma böyle bir şey falan gibi bir tepkide karşılaştım. Yapmadım. Normal şimdi reklama gitmem gerekiyor ama Cenk yağdırsana bir. Yağdır çünkü şey, kesici aletleri uzak tutun. Yağdır Cenk. Bir şehir düştü tam içimde, özlemişim. Anladım, biliyor musun? Evimdin sen benim, ailemdin nefesim. Karanlıkta ellerimdi. Kalk gelelim, yanıyor zaman. Kurtar beni tekrar, çıkar boşluktan. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar? Örtünsem kat kat yorganlar ama. Hoşça kal. Bak kendine, bir edemiyorum. İyi bak kendine, bir edemiyorum. Konuşsam faydasız ya, ama susamıyorum. Akıl ve ruh sağlığımızı koruduysak artık huzur içinde reklama gidelim. Emre Aydın eskisi kadar çok
çalışıyor mu? Neredeyse her ay bir iki tane şarkım kullanılıyor. Ben bu şarkıyı da biliyorum. Evet, bunu da biliyorum. Ama ben, hocam, ben seni son 5 yıldır dinlemiyorum. Ama bunu da biliyorum. Nasıl oluyor bu? Belirli bir yaştan sonra aktif müzik dinlemiyoruz. Aktif müzikten kastımız ne? Aslında çok sıkılıyormuş bulunduğu ortamdan gibi bir hava yok mu? Evlendikten sonra sosyalleştim diyorsunuz. Diyor ki kabul ettiklerinle değil reddettiklerinle varım. Aha, çok duygulandım şu an. Ben niye bu kadar da bu kadar? Ben kendi mesleğimin kıymetini biliyorum açıkçası. Hiç ihanet etmedim. Evet, o sırada orada kabar iyi falan ya da eşiyle yol arkadaş. Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Bu jenerik müziği Selami Bey'in olabilir mi? Anime Japon. Neyse, bozma işimi. Evet. Medya. Korktum şimdi. Hiç, hiç. Bize para versenize. Hafif bir eleştiri getireyim. Gözünü şöyle yapabilenler. Say maşallah. Anahtarımı bir... Yıkılıyorsunuz. Yıkılıyor. Çok şımarım bugün, çok şımarım. Çok biz diyoruz ki toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı memlekette %4. Yani o teknolojik devrimi yakalayamadık. Siz diyorsunuz ki kabare gelsin, hoş gelsin. Biz geçmişe evet, şöyle bir dönelim. Evet. Olanlardan sorumlusunuz bence. Teknoloji niye gelişmiyor memlekette sizin gibi? Bir an çok kazık bir şey soracaksın diye çok endişelendim. Ekonomi falan dedi. Dedim ki ne soruyor acaba? Kabare. Evet. Neden? Niye yani? Niye? Ben eşim Cemal Toktaş'la birlikte, bu bizim hayalimiz ikimizin de ayrı ayrı hayaliyken, biz birlikte sevgili olmaya başladıktan sonra o kadar çok konuştuk ki sonunda zaten ikimizin de böyle bir mekan açmak gibi bir hayali vardı. Ve biz oyunlar yazdırarak başladık. Temizlik işleri Cemal'in yazdığı ilk oyun. Sonrasında biraz dolaştık. Seyyar bir tiyatroyduk. Çok salon bulamadık kendimize ve bir gün delirdik. İkimizin de işsiz olduğu bir günde o. Kolonsuz bir mekan bulduk. Dedik kabare yapabiliriz burada dedik ve orayı açtık. Ve sonra da bir sürü projemiz vardı ve onlarla birlikte mekanı şu an işte Düşprest'te oynuyoruz. 21 Aralık'ta Sultana diye bir oyunumuz var, kabare oyunumuz. Bu kabare katında, kabare ne? Hani hem yiyip hem içip hem de gösteri izleyebileceğiniz bir tür aynı zamanda. Kolon mu engelmiş bunca kolon yıldır? Kolon engelmiş. Yani, kolonsuz bulunca açtık biz. Kolon niye engel oluyor? Yani o böyle masalar sahne, falan mı evet, oluyor? Evet, böyle masa, sahne. Sahne kurduk oraya eski tip. Hmm. Ya ikimiz de Deve Kuşu dinleyerek ve izleyerek büyüdük. Bilmiyorum, sana da denk gelmiştir aynen, belki. Aynen. Yani sana da yani ya kasetini ya bir şeysini falan. Ben 23 falan yaşındayım. Ben onları babamdan falan duyuyorum. İşte hani olmadı... Ben sana anlatacağım. Kavga da söylenmez. Sana da denk gelmiştir falan. Yani bu ama çok güzel bir şey bu. Ve ondan sonra sanırım zaten belli bir yerden sonra en son Yeşil Kabare'de kapanmış bu mekanlı kabare mevzusu. Ve sonrasında biz yani aslında biz böyle ilk açanlardan bir tanesiyiz. Şimdi şu an bir sürü var sanırım. Ve biz mesela onu söyleyebiliyor muyuz? Yılbaşında girebiliyor. Yılbaşı programını anlatabilir miyim, yılbaşı programı? Yılbaşında da mesela biz Düşperest oyununu oynayacağız. Yani yılbaşı programımız bir oyun olacak. Kabare oyunu olacak. Ve sonrasında peki, konser olacak. Yani insanları olacak. 23'te sokağa koyacak mısın? Hayır. Hadi bitti oyunlaş diye. Yok öyle bir şey. O mevzu şu, 70 dakika oyun oluyor. Zaten yiyip içiyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Ondan sonra da Düş Bandosu konsere devam ediyor. Yani siz böyle yenir içinirken falan oynuyorsunuz tabii orada. Tabii yani evet. Bir sorun yok yani. Hiçbir onunla sorun alakalı yok. Değil mi? Bazıları sevmez ya onu. Ama burası yani bir, öyle bir konsept. Hı hı. Kabare şahane ya. Mevzusu. Peki ilgi var mı buna? Bir çok görüntüleri de getirelim bu arada. Yani biraz kapalı gişe oynuyoruz. Çok havalısınız güzel hocam ya. İşte biraz şey yaptım hani çok havalı olmayayım diye ama. Kapalı gişe dedi. Kapalı gişe oynuyoruz. Yıkılıyor herkes. İlla diyor her gün koyun. Diyoruz ki koyamayız. Sen tut buradan kameralara, kolonsuz yer buldum, kabara kolonsuz açtın. Yer buldum. Yıkılacak gerçekten. Bunu böyle oralar böyle anlatıyor. Zaten memlekette depreme dayanıklı ev bir muamma, gelsin de. Ama öyle değil de o. İşte yine kolon, yanlış yerden kolon anlattı. Kolon lazım. Kolon güzel şey. Kolon. Nerelerdeydin? Patronun karısıyla asistan kızı oynayıp geldim. Hayallerim olmadan ben gideyim. Ancak ve ancak. Hayallerim olmadan ben kimim? Ancak ve ancak bir köleyim.
sağlam. Bol seyirci. Teşekkür kapalı ederiz. Kapalı gişe gitsin yani. Ne çok diyelim hani. Herkes akın etsin böyle. Gişenin önünde kuyruklar oluşsun. Evet, çok güzel. Eski zaman şeyi ama. Hani aynen öyle. Online. Yok, gişeden de alan oluyor ya hani tiyatrolar için. İnşallah çok fazla kabare mekanı açılır. O 60'larda ufak ufak Beyoğlu'nda bir sürü böyle kabareler varmış. Şimdi bir sürü açılsa ve tekrar çünkü yani o duyguyu yaşamak, o orada o şekilde oyun izliyor olmak çok nefis bir şey yani. Çok tatlı. Emre Aydın eskisi kadar çok çalışıyor mu? Daha fazla çalışıyorum muhtemelen. Neler yapıyorsunuz? Yani şimdi bir plak şirketim var. Başkalarına da bir şeyler yapıyorum. Bir de sektör şekil değiştirdiği için artık böyle çok sık. Hani eskiden biz 4 sene 5 sene hiçbir şey yapmayıp bir albüm yapıyorduk. Şimdi hepimiz mecburen single yapıyoruz. Ve hani 1,5-2 ayda bir yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hem koşturması çok oluyor eskiye göre. Eskiden bir albüm yapılırdı, işte 2 ay PR yapılırdı, biterdi yani. Şimdi yapılıyor, PR yapılıyor. Dolaşıyoruz. Şarkı çıkardım demek için dolaşıyorum. Sonra bir şarkı daha çıkarmam gerekiyor. Dolayısıyla bayağı iş yükü aslında bütün sektörün eskisinden daha yoğun. Sadece o mutfak aşaması daha kısa sürüyor. Tek ama şarkı. Ama tabii diğer taraftan bu sadece Emre Aydın işte şarkılarını söylüyor değil. Dizilere yapılan şarkılar var değil mi? Yani şimdiye kadar ben hiçbir diziye özel bir şarkı yapmadım ama benim şarkılarımı diziler çok kullandılar. Yani neredeyse her ay bir iki tane şarkım kullanılıyor. O zaman niye acaba? Niye acaba abi, dizilerde kullanılan şarkılarına bakalım hadi. Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtün sen kat kat yorganlar ama. Ne yapsan sen beni unutamazsın. Bir yağmur yağsın da bir şarkı çalsın. Sen beni ölsen unutamazsın. Ne yapsan sen beni unutamazsın. Bir yağmur yağsın da bir şarkı çalsın. Sen beni ölsen unutamazsın. Adam illüminati. Ben karar verdim. Bilinçaltına işliyor böyle. Kesinlikle. Şöyle bir şey oluyor. Ha, bakıyor. Ben bu şarkıyı da biliyorum. Evet, bunu da biliyorum. Ama hocam ben seni son 5 yıldır dinlemiyorum. Ama bunu da biliyorum. Nasıl oluyor bu? Çaktırmadan. İşte çaktırmadan dinliyorsunuz. Öyle bir şey bu. Bu illüminati falan şeyleri YouTube'da özellikle çok şey bu arada. Hemen altımızda şimdi siz bunu dedikten sonra muhtemelen zaten biliyorduk. Gerçekten. Falan. Tabii canım. Yanlış mı yaptık? Ama gerçekten bunu ama hakikaten bir benzetme olarak dedim. İsterlerse yani. Kesin bir şey böyle düşünüyorlar. Orta çağda olan bir şeyi keşfeden genç arkadaşlarımız bakın her yerde var falan diye. Bir de işte mesela göz arıyor atıyorum. O çok eğlenceli evet, videolar Disney, var. Evet Disney
verebiliyor muyuz ya? Ne gerginlik? Neyi veriyoruz? Disney diyebiliyor muyuz? Disney diyebiliyor muyuz? diyorlar ki. Olmasın diyorsun. Ya yardır diyorlar. Nasıl olsa biz yardır keseriz. Bize de öyle yapıyorlar dizide. Hocam şöyle oynama. Oynatırız diyor. Elini korkak alıştırma. Hayır yani bir tane oğlumuz var. Bizim de 4 yaşında çizgi film. O mevzu orada hani çok işte o çizgi filmlerin içinde de var yerleştirilmiş. O da çok izliyor. Ben de bakıyorum. Var mı acaba diyor, değil mi? Ay hadi o 4, bir şey. 4 yaşında. 4 yaşında. Burada kadın 100 yaşında. Onda da var yani. Algımı yönetmiş. Ay 23. Adam bayağı yönetmiş ya. Şimdi onu evet anlıyorum ben. Meğerse çaktırmadan 12 yıldır yürüyormuş bilinçaltımdan. Evet. Belirli bir yaştan sonra aktif müzik dinlemiyoruz aslında. Öyle ay bir şey var. O yüzden onunla da ilgili olabilir. Aktif müzikten kastımız ne? Yani aktif mesela siz en son ne zaman CD aldınız? Ha öyle. Ben alıyorum. Biz alıyoruz hala. Ben de çok alıyorum. Ben hala alıyorum. Ben aldım. Yeni hatta bir arkadaşım hediye etti. Hediye etti. Evet, hem de ya, aldınız. Yani hayır yani aldım derken dinliyorum ya, bir hediye edilmişti o. Değil mi hocam? Ay hediye etti. Almadım kendimi. Ya, ay korsan oluyor mıyım ben? İğrenç biri miyim hocam ya? Oluyor. Yani şey bir de değişiyor. Mesela ben en son 16 yaşında 20 yaşında aldığım albümle şimdi aldığım şey arasında çok farklı oluyor. Ya zaten saçma olurdu değişmemiz. Ya izlediğiniz şey de değişiyor. Alışkanlıklarınız da değişiyor. Birçok insan hatta tam rakam şuydu galiba 18-24 arası aktif olarak CD alıyor, konsere gidiyor falan. Aynen. Aa nefis bir şey. Sonra tam tersi düşünülmez mi? Ya aslında şey harçlık biriktirip gidip alışveriş güzel yapıyor. Çok iyi. İdi eskiden, şimdi internetten. Sonra da genellikle eğer çalışıyorsa arabada işte radyo dinleyerek devam ediyor falan veya dizi izleyerek işte şey yapıyor. Hmm. Devam ederse de zevki değişiyor. Hani genellikle değişiyor. O yüzden de şarkıcıların da değişiyor mesela filan. Hani. Ama bu indirildiği zaman siz mesela bizim sektörümüz yani bu oyuncular hani müzik sektörünün bu telif şeyleri çok daha iyi işliyor evet, anladığım evet, kadarıyla. Aynen, aynen. Hani oradan ama o indirilmelerin size bir mesela faydası vallahi oluyor mu? Para verip indiriyorum. Oluyor. Evet. Hani ben de para verip indiriyorum bazen de hani öyle bir. CD niye almıyorum? Tozlanıyor. Hani artık evde artık CD çalar bile yok arabalarda. Şey kuşlar zaten gelmesin diye biz balkona asıyoruz. Aynen. CD. Aynen. Ya da şey direkt. Bak yaşım çıktı ortaya. Aynaya. Çıpın demesi. Aynaya CD asanlar tabii, var mı ya? Gelmezdi gönderin kuşlar. Hayır öyle hayır bir şey. Aynaya arabada. Ha, vardı. Hala ya var mı bir yani şey o kafa? Karpuz yastık ve CD yani olayımız budur. Bir tek kafasını köpek. O köpek hala var bu arada. O köpek var evet. Var var. Şimdi Emre Aydın'da şey yok mu? Sanki aslında anlatıyor ve gülümsüyor da anlatırken ama aslında çok sıkılıyormuş bulunduğu ortamdan gibi bir hava yok mu? Yok ben soğuk bence. Soğuk bence sadece bir de burası normalde ben bu kadar dik durmuyorum. Ya biz ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yani. Enerji tasarrufu yapıyoruz. Hocam, enerji de dışa bağımlı yüksek teknoloji. Enerji de dışa bağımlı. Ekonomiden mi geliyor bu bilgiler? Buradan korkuyorum böyle konuşmaya başlayayım. Çünkü bilmediğimiz bir şiirlere gireceksin ve biz sana böyle bakmak yok yok bence ikiniz de ekonomiyi gayet iyi bilen ve hayatına uygulayan yani burada bir kere müzik sektörü içinde yer alan artı hani telifini de dizilerde şuydu buydu yapan bir adam var. Öbür tarafta kabare açmış bir kadın var yani. Evet ama ben işin ekonomi tarafı eşim yani Cemal'in. Aklı erer mi bunlara? Çok yani biliyor tabii ki. Yani yoksa benimle o işler yürümez. Zaman zaman da yürümüyor zaten. Ya bana mesela bir şey sorduklarında ben hep daha alt. Ya 100 liraya olur o ya falan diyorum ama onun değeri atıyorum işte 2000 lira falan. Yani atıyorum şu an bak o kadar ne atmışlar atıyorum. Ya gerçekle bağ kopmuş bir tüketici. Evet benim parayla bağım o kadar iyi. Ben şimdi memur çocuğuyum. Böyle borç sevmem falan hani. Öyle varsa vardır, yoksa yoktur. Ama şimdi tabii öyle değil, hayat öyle akmıyor. Kredi kartı kullanıyor musun? Kredi kartı kullanmıyordum. Şu an hala kullanmıyorum ama kullanılmış bir kız. Kredi kartı kullanmayan bir tip var bence çünkü. Evet. Ben kredi kartı kullanmıyordum. Hı-hı. Sonra kullanmak zorunda kaldım bu mekan açılınca. Şimdi yine kullanmıyorum. Bakalım bu sorunun şeyini bilebileceğim. Yok, bir yerden bir yere gitmiyorum yani. Hani nakit alıyor, nakit varsa evet, alıyor yoksa almıyor. Kredi kartı bu. Evet benim için öyle. Ben zaten alışveriş yapmıyorum artık. Yaman doğduğundan beri benim hayatım ilk zamanlar böyle kiloyu verememiştim bir şeydi falan alışveriş yapmıyordum. Şimdi de almamaya çalışıyorum. Çünkü almadığım zaman da o gardırop beni idare ediyor çünkü çok almışım. Böyle bir şey temizlik mi diyorlar ona ne diyorlar böyle bir eşya. Onu yapmak istiyorum yani her şeyi atmak ve vermek istiyorum. Ya minimalleşme mi var? Evet. Çünkü çok böyle ruhuma fazla geliyor artık her şey. Minimal bir dünyaya doğru gitmiyor muyuz aslında? Evet bence değil mi? Benim de kredi kartımın ekstresi geldi. Ben de bayağı minimal bir dünyaya doğru
gitmek zorunda. Bu ay emin adımlarla. Dedim, bak sen anladın oradan. Anladın. Ama burada evin kadını var, burada evin erkeği var yani. Şimdi tabii orada başka bir durum var. Evet. Yani senin eşin gibi aslında durumu. Evet, doğru söylüyorsun. Yani çok harcanır mı, böyle maksimize edilmiş bir hayat mı var? Yok yani, öyle bir alışkanlığımız yok bizim eşimde. Hani para çok lüks tüketimimiz yok bizim. Yok, harcıyoruz ama genellikle işle ilgili çok masraflarımız oluyor. Yani her şey çok büyük kalemler yani aslında. Yani videosu büyük kalem, kaydı büyük kalem, işte onun marketingi büyük falan, hepsi şey. Ne desem, fotoğraf. Biraz önce de bizimkiler çıktı, ben de orada kaldım. İşte sizinkiler, sizinkiler, herkesinkileri bakın şey yapıyoruz. Yani ben böyle tatil köy sahibi gibi değil miyim bir önceki fotoğrafı? Bu da bizimkiler. Bir daha bir alalım tatil köy sahibi gibi Emre Aydın'a bakalım. Evet değil mi? Sizin çok güzel fotoğrafmışsın. Evet, çok güzel, güzel bir fotoğraf. Evet, burada bayağı tatil köyüm var. Beş yıldızlı, gelip konaklayabilirsiniz gibi bir hava var. Evet, biraz zengin duruyorsun. Hatta buraların sahibiyim. Buralar benim. Evet, olabilir ama yok ya. Yani yine evet, Emre Aydın'dan farklı bir tip olduğu orada kesin. Bu, ha evet, orada evet. Belki yani evlenmeyeceği, evlilikle ilgili bir durum olabilir. Hayır, hakikaten insanlar evlenirken, bunu ne olur yanlış anlamayın, sizinle alakalı bir şey söylemiyorum, kendimle de alakalı olarak söylüyorum, maymun olmuyorlar mı ya? O yani gün, o gün için mi söylüyorsun? Evet, o gün için. Yani etraftaki organizatörler, işte dikenler, yapanlar, gelinliği, damatlığı hazırlayanlar, organizasyonu yapanlar. Hakikaten bir maymun olmuyor muyuz? Evet, böyle gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi oluyor böyle. Yani hayır, hayır, yani tamamen var olma şeklinden aykırı bir kıyafet içinde. Tabii canım, sunum yapıyoruz bir de. O gün bütün gelin ve damat bir etkinliğin şeyi. Yani gelene yani giden işte hoş geldiniz, evet, beş gittiniz demekle meşgul çoğu zaman. Ben çok öyle düşünmüyorum ya. Biz çok tam öyle bir düğün yapmadık. Biz iki tane yaptık. İkisinde de çok eğlendik. Çünkü, niye iki? Biri de Bilecik'teydi, eşimin ailesinin orada. O tam iki. Böyle büyük, güzel ama ikisi de bahçeliydi. Hmm. Diğeri de buradaydı ve 100-150 kişi bayağı hani parti gibi oldu. O yüzden çok güzeldi yani. Peki Emre Aydın'ın bir röportajında okumuştum da evlendikten sonra sosyalleştim diyorsunuz. O nasıl oldu? çok ilginç. Evlendikten sonra sosyal, yani çünkü şey benim gecem gündüzüm falan karışmıştı yani. Geceleri çalışıyordum daha. Bir de bizde zaten şey oluyor ya, hani bir tam uyku düzenini oturtmaya çalışıyorsunuz. Tabii. Sonra bir gece konseri oluyor falan, değişiyor tekrar. Dolayısıyla eğer yalnızsanız çok böyle sosyalleşecek vakitlerde, onlar da insanların ayakta oldukları, uyumadıkları vakit. Aynen aynen. Öyle bir durum vardı. Evlenince hayatım üzerine girdiği için sosyalleştim. Ama bu sosyalleşmeyi şöyle anlamamalıyız. Yani adam soğuktu, asosyaldi, kimseyle görüşmezdi de sonra görüşmeye başladı değil. Hayatına bir kadın hayatın girdi ve her şey değil. Ile alakalı, saatlerle alakalı bir şey bu değil mi? Yani muhtemelen onlarla alakalı. Değil, varmış da. Asosyal yani bir şey. Ben çok aşırı sosyal birisi değilim ama bu tip bir iş yapıyorsanız da yani biraz olmanız gerekiyor. Yani şey potansiyelim var benim, oturup bir ay oynayayım sadece, hiçbir şey yapmayayım. Öyle bir potansiyelim var. Yaptığım dönemlerde oldu mesela. Sadece hazır yiyip işte evden çıkmadım. Bir ara böyle işte fotoğraf makinelerine, ışık kullanımına falan takmıştım kafamı. Böyle gerçekten 2 ay 3 ay hiçbir şey yapmadım oldu. Yani artık öyle dönemlerim olmuyor. Ya kendinizi mesela çok ilginç bulmuyor musunuz? Hani düşünüyorum şimdi. Emre Aydın çok az yere çıkıyor. Çıkmıyor bir yere. Çok öyle magazine malzeme vermiyor. Yani kendini ilginç bulmamaktan mı kaynaklanıyor bu insanın, yoksa bana ne ya, ben bu kafadayım ve böyle yürüyorum gibi bir duruş mu? Ya aslında bir duruş, yani şimdi bir duruş olsun diye bir şey yapmadım ben. Kendiyle alakalı. Evet, yani şimdi bazı yerlerde olamazsınız. Yani her programa siz de çıkamazsınız. Davet edilseniz her yere gitmezsiniz yani. Evet. Gidebileceğiniz, haber olabileceğiniz konu başlıkları belli. Gidebileceğiniz yerler belli. Öyle çok... Benim bir şansım 81 doğumlu olduğum için, bu internete giriş yapan nesli yakaladığım için çıktığım zaman 2006 yılında. Yani o tam aradayım ben. Hani televizyonuna da çıktım. Ya, biz şanslı dönemin insanlarıyız aslında. Onu da biliyoruz. Medya açısından. Diğerini de biliyoruz. Aynen, aynen. Çünkü böyle birden iki ay, yani ciddi bir ayrım var şu anda ülkede. Yani dünyanın her yerinde bence. Bayağı televizyon ünlüleriyle internet ünlüleri arasında dağlar kadar fark var ve izleyiciler ve takipçiler birbirlerini tanımıyorlar. Yani televizyon ünlüsünü tanımıyor internet takip eden falan. Ben o tam arada olduğum için yani çok da televizyonun her bana sunduğu şeye çıkmam gerekmedi yani. Benim internet şeylerim de çok kalabalık. Orada olduğum için, o dönem çıktığım için. Bir gün Nilüfer'in bir röportajında yıllar yıllar önce okumuştum. Diyor ki kabul ettiklerimle değil reddettiklerimle varım. Aslında çok doğru. Hani düşününce insan hayatına onu
koyduğunda evet hepimiz reddettiklerimizle varız. Neyi reddettiğimiz bizi tanımlayan şey, kabul ettiğimizden ziyade belki. Ama sen de öylesin yani sen de öyle bir yere çıkan, öyle konuşayım, göstereyim kendimi diyen biri hiç olmadın. Evet olmadım. Çünkü o bir tercih meselesi. Yani o bir mesai. Yani eğer ona olabilirdik tabii ki hepimiz. Çünkü hani ekran önünde bir iş yapıyoruz ve bazı yani bazı programlara çıkıyoruz, bazı davetlere katılıyoruz, katılmamız gerekiyor. Yani hiçbir şey olmasa kendi filminin galasına gidiyorsun ya da arkadaşının filminin galasına gidiyorsun. En ufak bir şey. Yani tercih meselesi. Eğer onu tercih edersen o bir mesai ve hiç yadırganacak bir mesai değil. Ama öbür galaya da gitmen gerekiyor. Diğer davete de gitmen gerekiyor. Öbür arkadaşın bilmem ne topla. Yani ben böyle bir hayatı kaldıramayacağım ben için tercih etmedim açıkçası. Çünkü benim yapacak çok işim var. Sadece dizi yok. İşte benim şimdi mekanım var. Şu an evet. Şu an Taşra Kabare var ama bunun öncesinde de benim hayatımda hep böyle işte tiyatro vardı, başka şeyler vardı, projeler vardı. Benim eşim de öyle, Cemal Toktaş da öyle yani. Onun da, yani biz aynı dönemde çıkmışız mesela. İşte onun Güneşi Gördüm diye bir filmi var. Benim Kıskam aynı süreçte, o zaman birbirimizi tanımıyorduk ama aynı şeyleri yaşamışız. İşte o da dizide oynamamış, ben de oynamamışım mesela. Hani ama çok, yani Türkiye'de herkesin oynamak isteyeceği iki tane çok acayip rol oynadık yani. Hani bunun neye faydası var? Evet şu an sosyal medya çok aktif. Evet bunu kullanmak gerekiyor. Bunu da reddetmiyorum tabii ki. Hani şu an sosyal medyayla da yürütülebiliyor bu. Ama çok fazla mesai yapmak şeyim olmadı benim açıkçası. Şu acayip rolü bir hatırlayalım mı? Acayip rol? Ha evet hatırlıyorum. Kıskanmak. Ay çok güzel. Ne şahaneydi. Ne şahane. Çok güzel roller denk geldi. Çok şanslıydım ben. Şimdi hayat arkadaşım Cemal. Cemal'le çok ortak hayallerimiz var. O yüzden de çok şanslıyım. Yani Taşra Kabare bizim ikinci çocuğumuz. Ve biz orada yani ürettiğimiz... Yani o çok acayip bir duygu. Yani işte şarkı yapmak gibi. Şarkı yapmak da çok mucizevi gelmiyor Çok mu? Müthiş bir şey. Bir takım sesleri bir araya getiriyorsun. Çok acayip geliyor bana. O müthiş bana. Bir bizden daha çok yetenekli olduklarını düşünüyorum. Evet bu duygu durumundan çıkabiliriz. Ya çok hakikaten çok acayip. Peki aynı hayalleri paylaşmak gerekiyor mu yol arkadaşıyla, eşle? Öyle mi oldu sizinki de? Bizimki öyle oldu. Yani çünkü çok aslında şimdi Eda iç mimar. Sanat yönetmenliği okuyor İtalya'da ve... Zaten ben çok yakın disiplinler olduklarını düşünüyorum ikisinin. Yani bilmiyorum belki ya Eda da katılıyor ama farklı düşünenler olabilir ama yani bence biraz sinematografi bilen bir iç mimar sanat yönetmenliği yapabilir. Biraz da yeteneği varsa en azından geliştirebilir. Biz neredeyse yani ben hem yani ne zaman beraber çalışıyoruz. Yani aynı o kadar aynı hayallerimiz var ki farklı bir şey yapmıyoruz. Dün bir arkadaşımızın bir single'ını, kapak tasarımını Eda yaptı. İşte küçük bir hard diskte verdi bana. Ben işte üzerine başka bir şeyler yaptım falan. Bütün kliplerim sanat yönetmenliği o yapıyor. Yani yol arkadaşı olmak zorunlu mudur bütün evliliklerde? Değildir ama ama olunca çok tatlıdır. Müthiş. Aynen. Yani çok güzel bir şey o. Çok coşkulu bir şey. Ya da yol arkadaşını bulunca hayata eş olarak katılabiliyor belki de. O onu getiriyor aşk olabilir. Aşk gibi ya. Yani o hiç sönmüyor. O başka şeyler, başka şeyler. Yani doyamıyorsunuz mesela yani. Birbirinizle çalışırken ya. Yani düşünüyorum hani insan delirmiyor ya et falan diye. Hani başkasına daha zarif olma ihtiyacı hisseder ama eşine belki daha... Daha sert oluyorsun elbette ki ama ondan seni daha yani yeryüzünde hani aynı şeyi yapmasan da hayat arkadaşı olarak seçtiğin insandan belki bu yıpratıcı oluyor olabilir bazen ama hani en özelini o biliyor yani. Başka birinin bilmesi. Ya şurada yönetmenimle konuşuyorum. Dedim ki yapmayayım ama yapacağım. Ya bak sen orada konuşuyorsun ya sen zannetme. Hayır kulağında durmadan konuşan bir biliyorsun, kadın biliyorsun ben asla senin yaptığın şeyi yapamam. Yani sürekli konuş. Ben bir taraftan seni dinliyorum bak. Bir taraftan ne dinliyorsun gerçekten? Bir taraftan da soru soruyorum. Bunun ne interesi var? Niye? Çünkü diyor ki bana Emre Aydın diyor. Cinli Uyanış filmini yaptı diyor. Ben de buradan Sema'ya sen konuş. Ben interesi O sırada ben çok romantik bir şey konuşuyorum mesela. Evet o sırada orada kabareyi falan ya da eşiyle yol arkadaşlar. Aşkımızı anlatıyordum o ben sırada. Ben buradan Cinli Uyanış. VTR'sini bence izleyelim. Var mı yönetmenlerde? Nereden film yapmak geldi aklınıza? Ben görüntü yönetmeniyim aslında. Yani ben iktisat terk ya bir görüntü insan neden hep bütün işlerde siz niye böyle her şeyde yetenekli oluyorsunuz ya? Yok estağfurullah. Ya gidin birini de bize versin Allah. Yani şey çok
böyle korku filmi izlediğim bir dönemde Eda'yla böyle gaza gelip yapalım mı falan deyip böyle bir psikolojik gerilim korkarız. Tam korku değil aslında bence şey. Gerilim filmi mi? Aynen öyle bir şey yapmıştık. İsmi dolayısıyla çok cinli filmler çok olduğu için hani o kategoride algılandı. Aslında onu da biraz ticari bir hareket olarak öyle de algılansın diye koyduk ama bugünkü aklım olsa başka bir isim koyardım. Yani cinli değil çünkü o film aslında. Gerilim var mı? Tabii full gerilim. Ben hastasıyım da o yüzden. Çok zor bir de. Bildiğiniz manyağım. Gerilim tamam gidip gerilim izleyeceğim. Film. Yani sadece şey yok. Birden acayip maskeli birisi elinde baltayla işte birine vurup kanlar fışkırmıyor öyle şeyler yok. Gerilim film yani. Hatta yani biraz art house aslında. Yani ve o tip festivallere şeyle eğilimle bir gönderecektik göndermedik sonra. Aa, yalan oldu. Yani şey oldu bu arada. Efendim? Ne kadar oldu film? Korku filmleri festivali gibi şeyler var mı? Var Londra'da aynen, falan aynen. Da var. Bayağı bir tane da iyiler. Tokyo'da vardı çok şey. Orayla uğraşmıştık. Evet orası çok şey olabilir tabii. Valla 2 sene mi oldu 3 sene mi oldu tam hatırlamıyorum ya. 2-3 sene oldu. Oldu çünkü aynen. Yeni bir şey değil diye değil, hatırlıyorum. Değil yok. Yani öyle hani bir pot kırmayayım diye de merak hayır, ettim şey, oradan. İzlendi falan da aynen. Gerçek insanlar mı oluyor? Gerçek. Çoğu evet. Aynen. Tercih yani. Aynen. Merak ettim. Tam benim kalemim. Gece gece bunları izliyorum. Mesela gece 12'de, 1'de. Evet. Başrol eşim zaten. Gibi. Peki niye festivale katılmak için geç kalmış olabilir? Neden katılmıyorsun? Ya çıktıktan sonra katıl... Yani o... Bazı festivaller kabul etmiyor galiba. Aynen, aynen. Aynen. Çoğu, %90'ı. Bazı festivaller, evet. Yani yurt dışındaki festivaller yayınlanmamış olmasını tercih aynen. Ediyor. Hani dünya premieri gibi bir... şeyleri var. Onların. Bence sizden de gelir bir karı koca bir film. Evet biz zaten. Kesin sizde öyle bir tip evet, var evet, çünkü var eş var. Olarak. Yani bizim sadece tiyatro değil yani. Hani bir kültür sanat yapım merkezi olarak açtık. O yüzden bizim de var. Ama biraz zamanı var. Hepsinin bir arada olmamız gerekiyor. Şimdi dün gece sana çalışırken şeyi dün gece merak beni etti. Mi dün gece seni düşünerek ve seni düşünerek çalışırken. Ben de senin programını izledim. Ben de seni düşünmüşüm o zaman. Korku filmi seyretmeden size çalışırken şöyle bir şey geçti aklıma. Şimdi 4 yaşında bir çocuğun olması zaten başlı başına bir mesai. Evet. Evet. Ama bir de bütün bu kabareydi, oyunlardı, onlar bunlardı var. Bir diğer taraftan da işin mutfağında olup yazan kısmında yer almak da var. Vallahi nasıl vakit bulduğunu çok merak ettim. Ve utandım ne, kendimden. Yok hayır öyle bir şey. Öyle düşünmüyorum. Öyle düşünmüyorum. Ya insan neler yapıyor? şey gibi bu. Bir tane oyun oynuyoruz mesela. İşte Düşperest'te oynadık diyelim. Bitiyor. Biz bir tane daha oyun oynayabilecek enerjiye sahip oluyoruz. O böyle bir çikolata yemek gibi. Adrenalin... yani bir şey pompalıyorsun yani ve o sana o enerjiyle her şeyi yaptırabiliyor. Yani gün içinde 5 tane yerde olup 5 tane işi yapar hale gelebiliyorsun yani en azından biz ama öyle. Ama şimdi yazmak ayrı bir şey. Ben yani öykü evde... kısmında varım. Evet yazma kısmı biraz daha Cemal'in. Yani ben böyle düşünüp hayal edip şöyle olur böyle olur buradan bu girer buradan bu çıkıyor kısmındayım ben. O yazma kısmında ve Ayça Düşperest'te mesela Ayça Işıldar yazdı. O da benim okuldan arkadaşım. Dil tarihten hem de ortaokul arkadaşım. Biz öyküyü kurduk ama Ayça bizim çok yakın arkadaşımız olduğu için öyle bir anlattık ki ona da metin haline getirdi. Ya biz çok güzel bir ekibiz açıkçası. Hı-hı. İyi bir orkestramız var, bir yazar grubumuz var, bir sanat yönetmenimiz var, bir ışık şefimiz var. Yani güzel bir ekip olduk şu an. Ya işte görsellikle aynı şey aslında sizde olması gerekiyor. Yani yönetmenlik tarafını da düşündüğümüz zaman görüntü yönetmenliği. Belki şarkıları yazarken o görsellik kafanızda. Evet yani renkleri oluyor zaten hı-hı. Şarkıların bence. Şey, ben 10 senedir falan kendim çekiyorum bütün videolarımı. Hep şey çalışıyorum önce. Yani başka videoları açıp sesini kısıp şarkıyı şey yapıyorum ve hani aslında var bunun kuralları demeyeyim ama teoriler var bununla ilgili. Hani şu tip BPM'lere şarkı hızlarına şu tip renkler sıcak renkler soğuk renkler falan gibi ama böyle bayağı aslında içinde görsel bence zaten şey tamamlayıcı 2 tane unsur görsel ve işitsel unsurlar yani. Çok çok ilintili. Genelde var mıdır bu şarkı yazanlarda yoksa bu hani size özgü bir şey mi? Vardır bence. Hatta bence kameralarla ve ışıklarla birebir haşır neşir olmayan insanlar da daha çok vardır. Şimdi şey duyuyorum yani işte benim kendi label'ımdan çıkardığım insanlarla da konuşurken hep onların hakkında bir klip fikri falan oluyor. Hani belki de tam tersi kamerayla çok haşır neşir olduğunuzda o şeyi kaybediyorsunuz. Çünkü ikisi ayrı gibi de düşünüyorsunuz ama çoğu bence o şeye sahip, yeteneğe sahip. Gelip şöyle bir video ben hayal ettim, şöyle bir klip hayal ettim. İşte şarkı şöyle ama klibiyle daha güzel olur falan diye böyle bir heyecanla anlatıyorlar şu an.
Ha belki de tabii o işin teknik kısmını bilince aslında zihin uzak, sınırlayabiliyor. Aynen öyle. Aynen. Bilmeyince aynen. Daha böyle uçabiliyor. Aynen öyle. Sınırlıyor sizi. Tabii. Bütçe, gün, işte deadline, şu bu evet. Filan yani. Kötü adam burada ama şimdi geliyor anlatıyor. Şöyle bir şey yani. O oradan hemen bu böyle olmaz. Bunun maliyeti aynen şu. Öyle, aynen. Şuradan böyle olmaz. Ama biri öyle olmak olmadı. Zorunda. Yoksa yani birinin hı. Onu tutması lazım. Ekonomiden anlayan birinin olması gerekiyor yani yoksa. Bu bizim ülke için mi geçerli peki? Yani aynı şey daha gelişmiş bir ülkede. Geçerlidir için geçerli bence. Daha mı rahat? Bütçeler. Yani, daha sistemli olabilir daha belki. Sistem, tam onu diyecektim. Aynen. Yani bir de şöyle yani burada herkes her şeyi yapar pozisyonda olmak zorunda kalıyor. Ya, ama orada sıkıcı. Orada daha net çizgilerle ayrılmış insanların iş alanları. Peki ondan daha sistemli aynen. Oluyor olabilir ama bu da güzel yani. Biz yani çok... O taraf gibi yani net bir şekilde ayırsaydık eğer biz burada alanları bu memlekette klip bile çıkaramazdık maliyetlerden olabilir. Dolayı. Çünkü ya bazen olabilir. Öyle bir şey geliyor ki X iş yapan birinden başka bir şey rica edebiliyoruz. Evet doğru. Doğru doğru. Yani şeyde biz İsveç'te kayıt yapıyoruz çok uzun süredir. Çünkü benim çok sevdiğim bir prodüktör İsveç'te yaşıyor. Yani özel olarak İsveç'e gitmiyoruz da Mats Valentin'de bir adam var. Ben onunla çalışmak için hep oraya gidiyorum. Ve hayatımda bu kadar düzenli insanların, düzen sahibi insanların bir arada yaşadığı hiçbir ortam görmedim. Yani zaten stüdyonun kapısında şarkı yazım ve kayıt stüdyosu yazıyor. Eğer ellerinde yetiştirmeleri gereken bir şarkı yoksa, bir albüm falan yoksa bile adamlar sabah 9'da geliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sabah 9'da uyanık olan prodüktör bulamazsınız. Yani hayatında belki 3 defa uyanmıştır yani çalışmaya başladıktan sonra. O da ilk yıllarında o da ilk yıllarında falan olabilir. Ya da çalıp bir yerden gelmiştir. 9'da buluşuyorlar ve şey. Hı-hı. Ama o deadline sıkıntıları, bütçe sıkıntıları falan her zaman var yani. Yani 5 sene sonrasının programını yapabiliyorlar mesela. Hani tiyatroda da öyle. Yani 3 sene sonraki oynayacağı oyundaki rolü biliyor. Burada öyle mi? Burada öyle değil. Mümkün değil. Yani. Evet. Burada yani, hallederizcilik de vardır. Bir ayda sete çıkabiliyorsun. Aynen. Ama oluyor bir şekilde ben de inanamıyorum. İşte ben bu Londra'ya şey taşınırken bir arkadaşım öyle demişti. Bir gazeteci arkadaşım. Ay dedi çok heyecansız bir iş yap. Niye dedim baksana bu ülke ne kadar heyecanlı dedi. Hiçbir şey öngöremiyorsun. Gidip orada dedi Allah sistem oturmuş dedi. Sıkıcı. Ama o çok sıkıcı. 3 yıl sonrayı öngörebileceğim bir hayata gidiyorsun aynen. Dedi. 6 ay yaşadım. Notting Hill'da kaldım. 6 ay ve taşınmıştım. Yani bayağı buradaki bütün her şeyimi götürdüm. Hayatımda bu kadar sıkıcı bir yer görmedim. Hadi yani. Ya. Cep telefonu satın alıyorsunuz 2 hafta sonra. Ya her sabah postacı 2 tane çuvalla gelip bir sürü şey veriyordu. Yani bu kadar hantal. Ya hamburger yiyeceksiniz oturuyorsunuz. Yani ben sizin yanınızda şimdi anlatıyorum ama. Estağfurullah oğlum. Şey geliyor merhaba daha önce buraya geldiniz mi? Ya hamburger yiyeceğim. Yani geldim. Geldiysem geldi tik gelmediyse gelmedi tik. İşte şimdi ben size nasıl siparişi ulaştıracağımı anlatayım falan hikayeler anlatıyor. Ya yani ben ödeyeceğim. Alacağım. Yani, olması gereken aynen. O. Ödeme, evet, ürün. Pratiklik falan. Yok. Hiç ama yok ben mesela yani. 7 yıl yaşadım ve çok mutlu yaşadım. Başka şeyler var ama besleyen. Yani sanatı besliyor işte değil mi? O düzen besliyor. Aslında o özgürlük alanı besliyor. Yani çok şey var. Evet, yani biraz hiperaktif bir haliniz varsa hı-hı. Belki bu hı-hı. Bu sistematik hal kaldıramıyor olabilir bünye. Son single... Son single kadın dizisinde yayınlandıktan sonra 2 saat içerisinde patladı. Hadi. 2 saat sürdü. Benim böyle bir yıl önce bitirdiğim aslında bir dram senaryo vardı elimizde. Çekersek Ege'de çekeriz. Onu da soundtrack'i böyle olur falan diye kıyıya köşeye not aldım. Bir şarkıydı o. Yazdım onu, kaydettik. Sonra yaz geldi. Yazın çıkabilecek bir şarkı değil. Çok düşük tempolu. Dolayısıyla işte bekledik falan. Yaz geçti üzerinden. O arada ekibimden Serkan, menajerim Serkan Kaya dedi ki şey kesin bunu yayınlamamız lazım. Tamam dedim işte yayınlayalım. Çok inanıyordu o. Yayınladık. Kadın da yayınlandıktan da 3-4 gün sonra kadın dizisi yayınladı. Ondan sonra da zaten gitti. Hadi klibi verelim o zaman oradan da reklama gidelim Cenk. Çocuğum belki elimde tahtadan bir kılıç ve kırıkınım sana ben haberin de olmayacak. Bana beni geri ver yeter diye uyandım bu sabah. Ben de bana yer kalmadı. Bana beni geri ver
yeter diye uyandım bu sabah. Ben de inan hal kalmadı. Aman aman bitirdi beni sevdan. Aman aman bitirdi beni sevdan. Aman aman. Sevdan, aman aman, bitirdi beni sevdan, aman aman. Aslı, bu ne iş? İşin aslı. Güzel bir program. Hoş geldiniz. Zor bir konuk değil mi? Birinci program. Selamıcığım, yakında oğlum oluyor. İsim babası ben olabilir miyim? Şöyle diye gittim. Ulan ne adamsın ya. Brokoli var, brokoli var. Kızım ne diyorsun ya? Her şey havalandım yani. Çamını da çip diyorduk biz. Burada olmak gerçekten çok güzel yani. Reklam arasında diyor ki Nergis Öztürk, ben eşimle beraber bir klipte oynama hayalim var diyor. Evet, var. Aynen. Ben de hemen duyurulur. Buradan... Evet. Tanışın, arkadaşı da beğeniyoruz. Sağ olun, biz de sizi beğeniyoruz. Yani, biz çok şu anda kayıtlara geçsin. Tamam, kayıtlara geçsin, kabareye de bekliyoruz. Vallahi seve seve, tamam. Ne demek. Bu kadar ödüllü oyuncular yani, şahaneler, aynen, acayipler. Şey, müzisyenler de işte ödüllü tanınmış oyuncular sizin gibi klipte oynamak istemez belki filan gibi böyle bir şeye sahiptir. Hafif ama böyle oynayan oyuncular yani. Var. Var da şey. Var. Hani ha, her zaman olmaz gibi. Şimdi mesela Cemre Kurum oynadı bu klipte. Oyuncu ve böyle çok seviyor, çok işini seviyor. Kendisiyle ilgili işine yatırım yapmak istiyor filan. O insanlar tamam ama bir de klip kızı diye bir kavram var ya. O yüzden de hani oyuncular acaba... O klip kızı böyle popüler kültürün zamanı içerisinde oturttuğu bir şey var ya. Ama hikayesi olan bir şey olunca zaten, aynen, hani. O bence ve bu hikayesi şarkıyla, olan bir klip. Şarkıyla, şarkıyı söyleyenle, yönetenle çok yakın. Biz oynamak istiyoruz eşimle. Bence de. Yani kitapları alayım mı? Kitaplar. Neler getirdiniz? Gösteriyor tabii, muyum? Tabii, Sait Faik, bir tane klasik olsun istedim. Öykü kitabı bu. Mahalle Kahvesi diye. Çünkü okunmalı. Benim hayatımda çok önemli yeri olan Tezer Özlü. Yeryüzüne dayanabilmek için çok çok önemli. Bir dönemimi aldı benden ama olsun, yine hala çok seviyorum. Yine diğer bir dönemimi alan Oğuz Atay, Tutunamayanlar. İçine birkaç tane not yazacağım. Umarım birilerinin hayatını değiştirir. Benim hayatımı değiştirdi çünkü bu kitaplar. Umarız. Sizinki Atilla İlhan. Benimki Atilla İlhan. Böyle bir sevmek. Beni lise sondum. Ondan önce bir edebiyat hocamız şiir güzel bir şey falan diye bana düşündürtmüştü. Ondan öncekilerin tamamı nefret ettirmişti her şeyden. Lise sonunda da Atilla İlhan'la tanışmamla beraber benim için bütün yani şarkı, edebiyat neyse hepsi değişti. Ben de küçük bir not yazdım. Ben bir tane getirdim ama bir tane sanıyorum. Yok, ben dayanamadım ya. Evet, benim öyle bir şey. Bir tane demiştim. Bizim için kafi. Genelde şarkı yazanların aslında şiire düşkünlükleri ve şiir kitabı getiriyorlar genelde. Öyle mi oluyor? Evet, şarkı iyi. Yazarları genelde şiir kitabı getiriyorlar. Oyun. Evet, 21 Aralık'ta Sultana premier yapıyor, Sultana oyunu. Bir pole dance hikayesi bu. İki kişilik, ben ve Özlem diye bir oyuncu arkadaşım oynuyor ve Cemal yönetiyor. Cemal Toktaş. Yılbaşında da Düşperest'te oynuyoruz. Kabare yapıyoruz. Bekleriz herkesi. Daha ne olsun? Kadıköy'deyiz. İşte Emre Aydın'ın da single zaten coştu. Çünkü coştu. Patladı. İşte biz de böyle yaptık. Bitti. Next. Seni de bekliyoruz. Next. Ay inşallah.